Bugün 3 Temmuz 2021 Cumartesi. Ömer ve Cengiz Büyük Akten ile tarihe gömülen Ürgüp Eski Çarşısı ve Pazarı hakkında söyleşi yapacağız. 15 yaşında tahsil için Ürgüp'ten ayrılıp 38 yıl gurbette dolaşmama rağmen gerek yaşım itibariyle gerekse Ürgüp sevdasıyla aklımın erdiği ve dilimin döndüğü kadar olayları anlatmaya çalışacağım. Kapadokya'da aşıklı höyü insanların milattan önce 8000 yılında bölgeye yerleşmiş olduğu tespit edilmiştir. Ürgüp'ün bilinen tarihi ise 5000 yıllıktır. İlk insanlar Esbelli, Kayakapı, Karahandere ve Dereler mahallelerindeki kaya oyuklarına ve mağaralara yerleşmişler. Daha sonra taş, tuğ ve demir devrinde kaya oyuklarını da genişletmişler. Malumunuz Ürgüp'teki kayalar eşlikçe yumuşaktır. Güneşi gördüğünde ve hava aldığında kayalar sertleşiyor. Ve insanlar kayaların içerisinde, oyukların içerisinde çıkan taşlarla da mağaraların önüne ufak tefek yerleşme alanları yapılmış ve kutu gibi evler daha sonra inşa edilmiş. Ürgüp, doğu-batı istikametindeki İpek Yolu, yine aynı istikamette savaş yolu üzerinde bulunması nedeniyle çok önem kazanıyor. Haçlı orduları, Fatih, Yavuz, 4. Murat bu sebeplerle, savaş nedenleriyle Ürgüp'ten geçmişlerdir. Orta Anadolu'da önemli bir ticaret merkezi olmuş Ürgüp. 18. yüzyılda Ürgüp nüfusunun 26 bini bulduğu tespit edilmiştir. Tarihten beri Ürgüp pazarı cumartesi günleri kurulur. Bu pazara çevre il ve ilçelerden Kayseri, Niğde, Nevşehir, Avanos, Hacı Bektaş, Develi, Yozgat, Yerköy gibi il ve ilçelerden tüccarlar ve ticaret adamları gelirlermiş cumartesi günleri. Bazı tüccarlar Ürgüp'e cuma gününden gelirler. Ürgüp'te bulunan 25 handa hayvanlarını bağlarlar ve kendileri de han odalarında yatarlardı. Cumartesi günleri Temenni Tepesi'ne çıkıp çevre yollardan, dört koldan gelen at, eşek, hanı, arabası, deve kervanı ile gelenleri seyretmeye doyum olmazdı. Efendim, Avanos yolu üzerinden Avanos, Hacı Bektaş ve köyleri, Kayseri yolu üzerinden Yozgat, Yerköy, İncesu, Kayseriler o taraftan gelirler ve o taraftaki Boğaz köylerden gelenler olurdu. Sineson yolu üzerinden Sineson, Cemil, Damsa, Söveşe, Yeşilhisar'dan gelenler olurdu. Nevşehir yolu üzerinden ise Ortahisar, Babayan ve Nevşehir, Niğde'den gelenler de o istikametten gelirlerdi. Yollar çok kalabalık olur. Saat 6 ile 8 arasında sabahları gelirlerdi. Efendim, Ürgüp'e gelen ticaret adamları ve tüccarlar Cuma akşamından geldiklerinde gerek Çukurhan'da, büyük hanlardan birisi olan Çukurhan'da, Çöğürcünün Han'da, Şükür Onlu Han'da
akşamdan toplanırlar, fiyat tespiti yaparlar. Bir nevi borsa kurulurmuş o devirde. Yani kahvehaneler ve çay ocakları evet. Aynı zamanda da piyasanın belirlendiği yerler mi oluyor derler? Evet, öyle fiyat tespiti yaparlarmış. Efendim, Ürgüp'e gelen bu tüccarlar, kervanlar gelirken buğday, arpa, boya, kumaş, tuz, odun, çanak çömlek, berdi, palan yapılan saz berdi, işlenmiş deri getirirlerdi pazara. Giderken de Ürgüp'ten güvercin gübresiyle yetiştirilen ünü İstanbul'a kadar ulaşan çok lezzetli yaş ve kuru üzüm, yaş ve kuru kayısı, elma, armut, erik, nohut ve fasulye, mercimek, ayakkabı, mes, lapçın, yemeni, halı kilim ve palan götürürlerdi. Çarşıda buğday pazarı, hayvan pazarı, tavuk, sebze, güvercin, yoğurt, çanak çömlek, odun pazarları ayrı ayrı yerlerde kurulurdu. Cumartesi günleri çığırtkanlar olurdu. Bu çığırtkanlar kimisi dedete satar, kimisi destan okur. Efendim, bohçacılar dolaşırdı sokak aralarında. Bileyici çarkıyla beraber sokak aralarında dolaşır. Evlerde makaslı, bıçaklı onları bilerlerdi sokak aralarında. Tel cambazları gelirdi. Erciyes'ten tar gelirdi o devirde. Testereyle kesenler satarlardı. Köylüler ise köyden getirdiği malları satarlar. Giderken de ellerin fazla bir eskiden ihtiyacı yoktu. Ancak gaz, tuz, kibrit, leblebi, şeker, basma gibi ufak tefek ihtiyaçlarını alırlar, köylerine dönerlerdi. Ürgüp gibi kültürlü bir merkezde 1980'li yıllarına kadar hatırlarım, kadınlar çarşıya inemez oldu arkadaşlar. Öyle yine hatırlarım, gerek eski hapishanenin önünde o istikamette kadınlar, gerekse Süpermerdi Mahallesi fırının önünde yaşlı kadınlar, dul kadınlar, orada yürümcekli ve yüzleri kapalı şekilde oturur, tanıdıklarına siparişler verirdi. Yok şu kadar, şunu al işte, bana bir kibrit al, bana bir şunu al, bunu al şeklinde çarşıya kadınlar asla inemezdi. Ürgüp gibi bir yerde. Ki bugün Allah'a şükür bir dükkanı 3 tane kadın işletiyor. Tarihi çarşımızda dükkanlar, camiler, bedestenler, hanlar, hamamlar, çeşmeler, şadırvanlar, yeni imar planı uygulanan nedeniyle 1955 yılında yıkma başlandı ve 1980 yılında bitirildi. Dükkanların çoğu bedestenler, dükkanların çoğu ve bedestenler taş yapılıydı, kemerliydi. Önleri saç veya ahşap kepekliydi. Ali amca, bu 1955 yılında yapılan imar planlarının ve uygulamalarının hakikaten geçerli bir gerekçesi var mıydı? Ürgüp çok ciddi bir kazanımlar yarattı mı? Kazanımlar oldu mu? Benim bildiğim kadarıyla herhangi bir plana, programa dayanmadan sadece bilinecek şeyler yapabilmiş olmak için bu işleri yaptılar. Eski dükkanları yaptılar. Ve 55 yıldan 80 yılına kadar parti parti, yani kalemde 3-5 senede, 8-10 senede değil, parti parti yapıldı. Bu sebeple şu andaki
çarşı bana göre çok çarpı bir yapı. Eski çarşılarımız, sokaklarımız bundan çok daha iyi, daha düzenliydi bana göre. Evet, efendim, Ürgüp'e tarihten nice hanlar, hakanlar, beyler, beylikler ve imanlı toplar hakim. Varımız, etüler, dersler, yukarılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar geldi, geçti. Ürgüp mağaralarıyla, tünelleriyle, tırazlarıyla, ticaret mevzuna, emniyet mağdurlar, yani emniyet ticaret mallarının saklanması, korunması hakkında elverişli olduğundan bu sebeple de Ürgüp bile ticaret merkezini olması kazanmış olur. Ürgüp esnafının üstün sanatı ve ticaret ahlakı Ürgüp'te. Fahiş fiyat yokmuş eskiden. Ürgüp'te esnaf ve onun cumartesi günlerini iple çekerler. Çünkü o cumartesi günleri her türlü sanatçıların, zararkarların bir haftalık alışverişi değil, yani 5 günlük alışverişi, 1 günlük alışverişi zaman vardı. Hatta bazı kişiler, şundan çok iyi biliyorum, bazı kişiler eşeğini falan mı yapacaklar, cumartesi günü getirir Havancı'ya. Kendisiye cumartesi günü getirir. Başını alır, getirir, cumartesi. Bu esnaflarda bazen sofralılar cumartesi günü yabancılara alışveriş yapacağı, satacağı derdi. Esnaflar da biraz sofralılar. 6 günü durup da sen de bir cumartesi günü geliyorum diye. Bazen yüzüne karşı söylenir, bazen de sofralılar cumartalarında. Efendim, böyle bir ticaret merkezi olan Ürgüp, Trablus Han, Balkan, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı derken Ürgüp'te işte esnaf ve sanatkarlar az kaldığından yavaş yavaş çöküyor. Bir de üstleri Ürgüp'te bazı esnafların bir kısmı Rumlar, 1924 yılında Rumlar'da bilimde Rum eski ticaretle olma baskıda 1924'den sonra kaybetti. Peki herhalde gelen mübadiller ne kattı? Onlar Ürgüp kültürüne ya da Ürgüp ekonomisine bir şeyler kattılar mı? Onların şey ne oldu? Tabii 1924 çok kısmı bilemem. Fakat 1950'den sonraki muhacirler sorusunu şöyle dedim. Geldikleri yerlerde Yunanistan'da gittik, yerini gördük, ormandı, kestane ağaçları, ormanlı bir yerden gitmişler. Ellerinde altlarında çeşitli oraya göre aletlerle gelmişler. İşte hazır bağlar, bahçeler, bunlardan ağaç, evler vermiş, muhacirler. Bağlar, bahçeler vermiş. Bir sanatlar kimsin yok. Hatta 1950-60 yıllarına kadar kız alışverişi bile yoktu. İlk belki 55'te, 60'ta falan ilk alışveriş başladı. Malum bir göçmen bir yerde ancak 100 sene geçtikten sonra kaynaşma olamaz. Ürgüp'te muhacirler çok güzel şey yaparlar. En güzel tarafı benim adına kavun ve karpuz yetiştirdiler. Cumartesi günleri küfelerle pazara indirerek muhacir kavun ve karpuzlara kapışmalar satılıyor. Bir esnaf
70'li yıllarda kadar Ürgüp'te esnaf yok. 70'li yıllarda kadar ya 60'lı yıllarda kadar ben de hatırladığım vaçilerde Saffet Savaş hatırladığım kadarıyla okuyan kişi Saffet Savaş'tı. Okuyanı azdı, esnafı az yok denecek kadar azdı. Yavaş yavaş itibariyle ama 1960-70 yıllardan sonra kaynaşmalar oldu. Vaçiler farkı kalmadı. Evet arkadaşlar, şimdi biraz evvel de anlattığım gibi Ürgüp yerleşim alanı Esbelli yukarıda, Gez Mahallesi, bunun arkasında Kaya Kapı, aşağıda Dereler Mahallesi ve Karahan Dere. Yukarıda da bakın, yukarıda görüldüğü gibi ilk insanlar o kaya deliklerine, oyuklara yerleşmişler. Daha sonra oraları oymuşlar, genişletmişler ve önüne de kibrit kutusu gibi evleri yapmışlar, yerleşmişler. İlk yerleşim alanları bu bölge. Bu bölgede benim yine çocukken hatırladığım kadarıyla bir şu cami, Ulu Cami veya Büyük Cami olarak anılır. 1221 yılında Karamanoğlu İbrahim Paşa tarafından yaptırılmış. Efendim şu meydanda, gördüğünüz şu meydanda hükümet konağı vardı. İki katlı, ahşaptı. Dışarısı taş, içerisi ahşaptı. 1946 yılında sebebi belli olmayan bir nedenle yangın çıktı ve kül oldu. Ürgüp'ün tarihi, her türlü kayıdı, kuyudatı kayboldu, tarihe gömüldü. Bu yüzden Ürgüp çok büyük kayıplar yaptı. Gerek tapular, gerek nüfus, gerek yargı olayları hepsi kayboldu gitti. Şu arkada görülen de kaymakamlık konağıdır. Yine şu şurada 120 caminin önünde 124. Şeyhülislam Mustafa Hayri Efendi gömülü. Yanında da 5 tane arkadaşı gömülü. Efendim şadırvanın hemen arkasında 4 tane, yine çocukluğumda hatırlarım, 4 tane dükkan vardı. Birisi Cerrah Nuri, birisi Ormancı Mustafa dava vekili. Bir kahvehane vardı, bir berber vardı orada. Şurada yine ağaçlık bölgede özel idare binası vardı ve parktı etrafı. Şu aşağıda da pergülenin olduğu yerde Türk hamamı vardı. O da maalesef toprağa gömüldü, Türk hamamı. Burası da İnkılap İlkokulu, okuduğum okul, İnkılap İlkokulu. Şu anda öğretmen evi olarak kullanılıyor. Yani kısacası Ürgüp Çarşısı çok çok eskiden buralardaymış. Buradan yavaş yavaş aşağıya doğru göç etmiş, inmiş. Arkadaşlar, Ürgüp'te Cumhuriyet döneminde iki tane okul vardı. 1914'te yapılan İnkılap okulu burası. Şurada hemen heykelin arkasında Türk hamamı vardı, toprağa gömüldü. Şu karşıdaki bakkallar iki tane mahalle fırını vardı. Ve şu aşağıda cami, benim tarihi tam olarak bilemiyorum. Evet, hapishane, Ürgüp hapishanesi. Sonra 1963-60 yıllarında ne yaptı? Daha yeni hapishane binası yapıldı. Ya evet, cami. Şu yol Dereler Mahallesi'ne giden yol. Bu yolda
Yeşil Ağa Bayır denirdi. Halen de ismi Yeşil Ağa Bayır'dır. Ürgüp'ü Nevşehir'e bağlayan yegane yol bu idi. Ne Karahandere'den giden yol vardı zamanında, ne de çevre yolu vardı. Yegane yol bu yoldu. Kışın kar çok yağardı ve arabalar bu yokuşu çıkamazdı. Karşıda şu ağaçların arkasında iki katlı bir bina vardı. Bina dispanser olarak, ikinci kat dispanser olarak kullanılırdı. Uzunca bir binaydı. Altında marangoz vardı. Plak satan dükkan vardı. Oradan şuraya geldiğimiz zaman şurada bir bina vardı şu park yerinde. Ürgüp Jandarması kiralık olarak buraya yerleşmişti ve bir müddet burada kaldık. Yukarıda işte dediğim gibi Yahya Efendi Camii. Şu gördüğünüz yer ismi Müşkülat. Yani o eski adıyla İnsar Tekel Müdürlüğü kuru üzümü alır burada depolardı. Şu evde Salih Erenler'in, Salih amcanın evi. Salih amca Ürgüp'te başkatipti. Zamanında noterdi. Zamanında sorgu hakimliği de yapmıştır. Zamanında savcılık yapmıştır. Ürgüp'e çok büyük faydası dokunmuş bir abimizdi. 95 yılda vefat etti. Biraz evvel de söylediğim gibi Ürgüp çarşısı buradan başlar, yukarıdan başlar ve böyle aşağı doğru giderler. Burada dispanser ve şu yolun iki tarafı yol, dar bir yol çıkardı. Nevşehir'e giden yol dar bir yoldu. İki tarafı dükkanlarla doluydu. Burada neler yoktu? En çok ayakkabıcılar vardı bu çarşıda, yolun iki tarafında. Ayakkabıcılar, kuyumcu, halaycılar buradaydı. Şöyle aşağı doğru inecek olursak, şu karşılar yerleşim alanıydı. Hatta şurada, ben hatırlamıyorum, babaannem, babam falan anlatırdı. Bir evde mevlüt okunurken göçme olmuş kayalardan. Altında epey birkaç kişi kadınlardan vefat etmiş karşıdaki bir evde. Şurada hızarcı dükkanı vardı. Büyük bir irisilerin hızarcı dükkanı. Ve daha evvelde han idi. Han idi. Salih Han denirdi. Şurada Akdeniz Kıraathanesi, Hüseyin Akdeniz'in bir kahvesi vardı. Bu kahve yine kültür merkezi gibi çalışırdı. Kıraathane burada. Dışarıdan gelen sanatçılar türkü şarkı söylerler. Çeşitli yerli ve yabancı sanatkarlar kahvede bir şeyler söylerdi. Dediğim gibi iki tarafı da buranın dükkandı hep. Burada iki tane bedesten vardı. Önce oradan başlayayım. Takribi olarak bedestenin biri şurada başlar. İleriye kadar gider. Bu küçük bedesten. Şöyle 3 metre, 4 metre genişliğinde iki tarafı dükkanlar, üstü kapalıydı. İkinci bedesten ise şu karşıda gördüğünüz masa ve sandalyelerin hizasında yine aynı şekilde kemerli dükkanlar, üstü kapalı, ikinci bedesten, ismi de Büyük Bedesten idi. Burada şu yolun kenarından bedestenlerin üzerinde ufak bir 250 metrekare civarında Ürgüp Belediyesi vardı. 1945-46 yıllarına kadar kapısı da şu karşıda, o kapıda girilirdi bura. Ve etrafı buralar işte hep dükkandı.
şu meydan yine 1946-48-50 yıllarına kadar buğday pazarı idi. Şurada sırasının üzerine şu istikamette dükkanlar vardı. Karşıda dükkanlar vardı. İleride yine dükkanlar vardı. Efendim, karşıda gördüğünüz Ürgüp'ün büyük hanlarından birisi Çukur Han. Çukur Han'la ilgili bir olayı size anlatacağım. Burada anlatmayayım da biraz uzun süre sonra anlatayım onu. Çukur Han eskiden işte yaşlılar, efendim tüccarlar, dışarıdan gelen misafirler. Çukur Han çok güzel bir dinlenme alanı idi. Efendim hemen yanında Ürgüp'te yegane pide fırını Çebişeller veya diğer adıyla Ekmekçi Alaların fırını idi. Üç kardeş çalıştırdı o fırını. O fırın neler yapmazdı? Dışarıdan gelen bütün dışarıdan veya Ürgüp'ün içerisindeki esnaflar pidelerini, peynirlisini, kıymalısını, tavasını, baklavasını, her türlü fırın işlerini yaparlardı. Bir Ahmet abimiz vardı, Ahmet Sucu, üç kardeşin en küçüğü. Çok fazla konuşur, eli de iş yapardı bir taraftan. Herkese de bir isim takardı. Rahmetli, o da vefat etti. Hemen yanında işte bu taraf malumunuz Karahandere'de Rumlar kalırdı. Rumların yaptırdığı Rum hamamı. Onun karşısında yeni cami Ürgüp'ün o tarihte yeni yapılmış geçmişte yeni cami. Arkadaşlar Ürgüpler hakkında bir yaşanmış olayı aktarmak istiyorum. Sene 1954, Kureli Askeri Lisesi'ni sınavlarını kazandım. Ankara'da sınava girdim, kazandım ve İstanbul'a gittik. Mülakat var. Mülakatta Erdal bana 3 tane mümeyyiz vardı. Mümeyyizlerden bir tanesi nerelisin dedi. Ağzımı doldura doldura Ürgüplüyüm dedim. Ha dedi, Ürgüplüysen dedi, Ürgüp büyüklerinden dedi birkaç isim say dedi. Ürgüp büyüklerinden birkaç isim say. Ben de ya Ürgüp ortaokulunu bitirmişim, bize böyle bir ders, böyle bir olay veren olmadı ki. Ürgüp'ün zenginlerinden birkaç tane isim saydım. Mümeyyiz derhal Ürgüplü Refik Başaran dedi. Efendim, Ürgüplü Ahmet Refik Altınay, Şeyhülislam Hayri Efendi ve Mahfi Baba 4-5 tane isim saydı. Ondan sonra dedi ki, binbaşı, oğlum dedi, ben de Ürgüplüyüm dedi. Çocuğu nesin, kimsin, neredesin diye soracak halimiz yok. Bir de dersler başladı. Meğerse Ürgüplü Sıtkı Karababa, İstanbul'da ayaklı kütüphane olarak alınan edebiyat öğretmenimiz Sıtkı Karababa. Mahfi Baba deyince aklıma şu geldi. Mahfi Baba Ürgüplü, 1753-1808'de yaşamış bir şair. Ve efendim malumunuz Ürgüp Nakıl Öğmen'in şiirini yazan adam. Daha pek çok şiirleri var. Mahfi Baba şairdir. Fakat bildiğiniz gibi sanatkarlar biraz alıngan olur. Biraz nazlı olur. Efendim, Mahfi Baba'yı Ürgüp'te kızdırmışlar. Ne yaptılarsa Ürgüpler. Mahfi Baba efendim çıkırını sarar beline, alır eline asasını, doğru Kayseri'ye, yayan yalbırda Aksalır üzerinden yayan yalbırda Kayseri'ye gider.
Kayseri'de işte Orta Anadolu'nun şairleri, sazcıları efendim bir kahvesi var. Kahveye gider, kahvede girer içeri, selam verir fakat buna bir saygı gösteren olmaz. Buna bir selam veren de olmaz. Bir kişiye oturur, kahve söyler, kayfeci gelir, ne içersin der. Oğlum bir orta kayfe der. Kayfe gelir fakat fincanın kulpu kırık. Bir daha üzülür. Ürgüplü üzdü. Vatan oradaki kişiler saygı göstermedi. İsmi tanınmasına rağmen Orta Anadolu'da. Bir de kulpu kırık kayfe gelince iyice üzülür. Ondan sonra kahveci gelip boş fincanı alacağı zaman oğlum der, bu fincanı Ürgüp'e götür. Hayrola ağam der. Neden? Ürgüp'te iyi kulta kalırlar. Onun için Ürgüpliler efendim fincana kulp takar Ürgüpliler. Onun için şeytana pabucu ters giydiren Ürgüpliler de vardır. Arkadaşlar, demin de söylediğim gibi burası Cumhuriyet Meydanı idi. İşte şu gördüğümüz alanda karşıda dükkanlar vardı. Şu gördüğümüz alanda Hacı Musa'nın kahve denen meşhur bir kahve vardı. O kahve yine zamanında sinema, tiyatro, müsamere bu kahvede yapılırdı. Hacı Musa'nın kahvesinde yapılırdı. Saray sineması Ürgüp'te ilk defa sinema şurada eski tabii haliyle burada yapılır. Şimdi Ürgüp'ün karşıda gördüğünüz Ürgüp'ün eski çarşısı. Yukarıdaki yemişçilerin gittiği yerden şuradaki Selçuklu yere kadar Ürgüp eski çarşısından şurada 16 tane dükkan var. 16 tane. Eski Ürgüp'te üstüne basarak söylüyorum, Merkez Pastanesi'nden İş Bankası'na kadar olan dükkanlar 16 veya 17 dükkanda o. Ürgüp'te 1955 yılında başlandı, 80 yılına kadar imar, yeni imar planı uyguluyoruz diyerek bütün dükkanlar yıkıldı. Ürgüp eski çarşısı 16 dükkan burada, 17 dükkan, nihayet 33 dükkanın dışında şu anda Ürgüp'te ne görüyorsanız Ürgüp çarşısında 55 ile 80 yılları arasında yapıldı. Çarpı zaman zaman yapıldı. Çarşı imar planı uygulandı. Zaman zaman da yapıldığından şu anda benim bildiğim kadarıyla çarpık bir yapıya sahip Ürgüp. Şuranın altında dükkanlar var. Hiç işlerliği yok. Efendim Mert Kıraathanesi'nde bir pasaj var. Hiç işlerliği yok. Dedenin dükkanının öbür tarafındaki eski sanayi işlerliği yok. Yani şu anda bazı yerler Ürgüp çarşısında el sanatları çarşısı gibi kahvehaneler çarşısı oldu. Yani şu andaki Ürgüp çarşısı çarpık bir yapıya sahip. Efendim karşıdaki Şüküroğlu Han. Buranın da bir hikayesi var. Onu da anlatmadan geçemeyeceğim. 1952 yılında bu handa cumartesi günü gelen tüccarlar, deveciler, deve kervanı bu handa konaklar. Pazar günü sabahleyin Kayseri istikametine gidecekler. Fakat gece yarısı bu handa bulunan develer saat 2.30-3 gibi
bağırmaya başlıyor. Hancılar han odasında gidiyorlar, hayvanlar niye bağırıyor diye, fakat bir rahatsızlık veren ortada bir şey yok. Tekrar odalarda çekiliyorlar, hancı şey, kervansaray sahipleri, işte tüccarlar, yarım saat sonra hayvanlar tekrar bağırmaya başlıyor, develer. Bu bir masal değil, bir enkübe de değil. 52 yılında olan olay. Ondan sonra sabah saat 4, 6'da 7'de zaten yola koyulacaklarmışmış. Sabah saat 4, 4.30'unda kalkmış iken hadi yola devam edelim diyorlar. Han'dan çıkıyorlar. Şimdiki Dinler Oteli'nin hizasına, o zaman oranın ismi Kayseri Delikleri'ydi. Orada delikler vardı, o deliklere Kayseri Delikleri denirdi. O hizaya varınca bir de bakıyorlar bir gürültü, bir de bakıyorlar efendim toz duman temelli kayası yıkılıyor ve burada gördüğünüz Hikmet Ağa'nın han, Ağcören'in han, Şükrolun'un han, Çöğürcü'nün han, şurada bir han daha var, efendim 6 tane han ve dükkanlar arkası çöktü ve bereket, yani bir kişi vefat etti. Eğer cumartesi günü bir gün evvel olsaydı burada bu hanlarda kalanlar çok can vereceklerdi. Hayvanlar yani malum olmuş, o yüzden bağırırlarmış diye söylendiydi. Efendim, babamın da nalbant dükkanı şu adamların çıktığı yer, pembe efendim brandanın altındaki dükkanda dedem, babam, kardeşim nalbantlık yaptı. Ben de ilkokuldayken biraz nal döverken çocuğum, dükkanda nal döverken elime çekici vurdum, baş parmağımı ezdim ve babama dedim ki ben bu dükkana işim olmadığı müddetçe bir daha uğramam. Ben resmimi çektim, ben okuyacağım dedim, okuduk işte. Onun yanındaki binayı da vakıf olarak biz yaptırdık, o küçük binayı da. Buradakiler de bu kadar. Gördüğünüz caddenin ismi, şarap fabrikasına kadar olan caddenin ismi Suat Hayri Ürgüp. Suat Hayri Ürgüp'ün kim olduğunu burada anlatacak değilim. Fakat maalesef Suat Hayri Ürgüplü Caddesi bir başbakanlık yapmış, bir senato başkanlığı yapmış, büyükelçilikler yapmış. Yegane büyüğümüz Suat Hayri Ürgüplü'nün ismi şuradan garajlara inen yere kadar 50 metrelik mesafe şu anda Suat Hayri Ürgüplü. Maalesef böldüler. Bir kısmı Mehmet Akif Caddesi oldu, devamı. Daha devamı da kim o? Ticaret Odası Başkanı Rifat Hisarçıoğlu. Halbuki isim yönetmeliğine göre bir cadde veya sokak ne kadar uzun olursa olsun bölünemez dendiği halde belediyemiz bu isim Suat Hayri Ürgüp'te 50 metrelik mesafeyi reva gördü. Arkadaşlar, şu ağaç ve şu tentelerin bulunduğu yer eski sebze pazarıydı. Sebze pazarı. Hemen ya, daha geride kasaplar dükkanları vardı. Ve şu gördüğünüz bina, karşıda gördüğünüz binanın olduğu yerde de Dağıstanlı Camii vardı. O yıkımda cami de gitti. Tarihi bir camide yok oldu burası. Bu cadde efendim nalbantlar, palancılar, demir iki tarafı da. Demirciler Caddesi'ydi iki tarafı. Evet. Şurada tuvalet vardı. Efendim diğerleri dediğim gibi nalbantlar, palancılar, Demirciler Caddesi'ydi boydan boya aşağıya kadar.
şurası Uykucuoğlu Hanı'ydı karşı taraf. Uykucuoğlu Hanı. Palabıyığın Hanı. Dükkan. Demirci. Beyazıt vardı. Köşede burası upuzur, gördüğünüz yer upuzun, Hacı Musa'nın kahve denirdi üstü. Arkasında büyük bir bina vardı ve ilk Ziraat Bankası bunun arkasında kuruluydu. Karşısı Türk Hava Hilali Ahmer efendim binası ve bu binanın şu yerlerde eski ilk kasaplar buradaymış Rumların zamanında. Şurada hemen binanın, büyük binanın önünde bir çeşme vardı. Acı çeşme denirdi. Gürül gürül suyu akardı, fazlaca suyu akardı fakat içilmezdi. Adı da üzerinde acı çeşme. Hemen oradan akan suyun akan su dükkanların içinden geçer. Eski kasaplar onların zamanında hayvanlar dükkanın arkasında kesilir. Su da var. Kanı oraya akar. Oradan da yer altından şu efendim şu andaki garaj ve altından çaya kadar olan mevkiin ismi de Kanlıca. Demek ki kan buradan aktığı için oraya, burada bahçeler vardı. Turfan'da sebze yetiştirilirdi. Kanlıca'ydı ismi. Evet. Şu karşıda Japon Mehmet'in evi vardı şu karşıda. Şu karşısı boştu. Şöyle biraz daha yürüyelim. Efendim canım, ortaya geçelim. Şurada başka haliyle bir ev daha vardı. Burası han idi. Burası han idi. Bu arada dükkanlar vardı. Hayır abi, olmadı. Baştan köşeden bir daha. Başlayalım. Efendim, şu köşede meşhur şoför Japon Mehmet vardı. İlk Ürgüp'te şoförlerden birisiydi. Çok iyi bir şofördü. Tamirciydi. Ve her türlü arabayı tamir eder. Meşhur bir şofördü. Onun evi. Hemen yanında şurada öğretmen Şerafettin Çelebi'nin evi vardı. Burası sokaktı. Burası bir sokaktı. Arkada ev vardı. Oraya giderdi. Şurada demirciler, palancılar vardı. Yanılmıyorsam ya şu ya onun ismindeki yerde Demirci Mustafa Büyük Akbe'nin dükkanı vardı. Şu anda birisi Demirci Mustafa Büyük Akbe.
efendim şurası yağhane idi. Yağ çıkartılır, haşhaş yağ çıkartılırdı. Yağhane idi. Şimdi armağan disko. Burası Dutlu Han idi. Boş bir han. Yemenicilerin idi. Arkadaşlar burada bir şey daha aktaracağım size. Şu binaya ruhsat yanılmıyorsam 88, 90, 92'de şu bina 5 katlı yapılmış. 92'den beri Ürgüp'te çirkinlik abidesi mahkemelik. Mal sahibiyle belediye mahkemelik. O tarihe, bu tarihe şu Ürgüp'ün ortasında çirkinlik abidesi yıllardır duruyor, gördüğünüz gibi. Evet. Efendim, dükkanlar, bu tarafta dükkanlar şuraya kadar gelirdi. Buradan ötesi bahçeydi, bahçe duvarıydı. Karşıda gördüğünüzde şarap fabrikasının ucu ve ön tarafta da satış noktası vardı karşıda. Şu alanlar bahçeydi, boştu, hiçbir şey yoktu. Sadece burada bir han vardı. Burada sözlerime son veriyorum. Hepinize teşekkür ederim. Evet, başlayayım mı? Arkadaşlar, daha önce de ifade ettiğim gibi Ürgüp yüzyıllardır tarihte Orta Anadolu'nun hem kültür hem de ticaret merkeziydi. Ve çarşısı da oldukça düzenliydi. Dükkanlar yörenin kesme taşından çoğunluğu kemerli olarak yapılmış, kepekleri katlanır ahşap ve toplanır saç idi. İki adet kemerli çarşısı vardı. Buna bedesten denir. Küçük bedesten, büyük bedesten. Bir adet Türk hamamı İnkılap İlkokulu'nun önünde. İki adet kilise vardı. Yohannes Kilisesi ve Vasilios Kilisesi. 300 kadar dükkan, pek çok tarihi eseri, yani imar planı uygulanacak diye maalesef bu çarşımız 1955 yılında yıkıma başlandı ve 1980 yılında Ürgüp Eski Çarşısı tarihin derinliklerine gömüldü. Şu anda Ürgüp Çarşısı'ndan 34 dükkan kalmıştır. Kanımca Ürgüp Eski Çarşısı yıkılıp tarihin derinliklerine gömülmeseydi, Ürgüp ve kiliseler dursaydı, Ürgüp'ün turizm potansiyeli çok daha farklı olur ve Ürgüp bir antik kent olurdu kanaatindeyim. Dükkanlar zaman zaman yıkılıp yenisi de zaman zaman yapıldığından maalesef bugünkü Ürgüp çarşısı çok çarpık bir yapıya sahiptir. İşlerliği olmayan pek çok dükkan, çarşı, pasaj mevcut. 2009 yılında bir toplumda şunun dükkanı neredeydi, cami şuradaydı gibi tartışmalar yaptık ve işin içerisinden bazı konularda çıkamadık. Bunun üzerine tarihe gömülen Ürgüp Eski Çarşısı'nın bir planını veya krokisini Ürgüp Belediyesi'nden, Nevşehir Özel İdaresi'nden, Ankara İller Bankası'ndan çok aradım, bulamadım. Eskiye dair bir plan, bir şey bulamadım. 2010 yılında oturdum, hatırlayabildiğim kadarıyla
ve de yaşlılara da sorarak çarşının krokisini cadde cadde, sokak sokak, ölçeksiz bir şekilde, bin bir zahmetle aylarca uğraşarak çizdim. Kroki'ye yaklaşık 300 esnafın dükkanını, hanları, hamamı, şadırvanı, bedesteni, camiyi, eski belediyeyi, kiliseleri, tarihi eserleri, resmi ve özel daireleri bir bir yerlerine yerleştirdim. Önümüzde gördüğümüz Kroki'yi. 3 defa karalama yaptım ve nihayet temize çektim. Bu defa bunu bilgisayara işleyecek bir makam ve mevki aramaya başladım. Ankara'da İmar ve İskan Bakanlığı'na gittim. Hiç unutmam. 3 daire dolaştırdılar ilgili diye ve kimse ilgilenmedi. Ürgüp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Bey beni bir yıl oyaladı. Nevşehir İmar İskan Müdürlüğü'ne gittim ve bizim böyle bir çizim yapmamız mümkün değil dediler. Hacı Bektaş Üniversitesi, çeşitli matbaaları dolaştım. Bunca yıl emek verip çizdiğim krokiyi temize çekecek bir makam ve mevkiyi bulamadım. Nihayet Ürgüp'te Bilekli Offset matbaa sahibi Vahap Bilekli sahip çıktı. 1,5 yıl birlikte uğraştık ve sonunda 2020 yılında çok güzel bir kroki ortaya çıktı. Ürgüp Belediye Başkanı'nın da ifade ettiği gibi kroki Ürgüp'ün geçmişine ışık tutacak niteliktedir. Bir yanlışlık olmaz ise Cumhuriyet Meydanı 2021 yılı sonbaharında yenilenecekmiş. Yenilendikten sonra bu kroki çerçevelenip meydana asılacağını belediye başkanı ifade ettiler. 1948 yılından bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün belediye başkanlarını tarihleriyle, yaptıklarıyla ve yapamadıklarıyla az çok hatırlarım. Hepsi de Ürgüp için çalışmışlardır. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara da sağlıklar dilerim. Hepsinin de pek çok eserleri olduğu gibi ufak tefek hata ve kusurları da olmuştur. Ama şahsen Ürgüp için işlenen, telafisi mümkün olmayan şu 4 hatadan dolayı 4 belediye başkanını affetmem. Küçük Ayasofya diye anılan Ioannis Kilisesi ile Vasilios Kilisesi'ni yıktıran Veli Göktan'ı, Ürgüp Eski Çarşısı'nı tarihin derinliklerine gömen Ali Baran Numanoğlu'nu, Kayakapı sakinleri 1984 yılında afet evlerine göçtükleri halde Kayakapı'ya 2 bekçi ile sahip çıkılmadı. Dün ev sahipleri ve tarihi hırsızları tarafından 20 yıl boyunca Kayakapı talan edildi. Bugün ise yenilemek için etekle para döküldüğü için Kürşat Numanoğlu'nu. Koskoca Kayakapı'yı başkaca değerlendirmek varken Kayakapı projesi adı altında önce Magic Life sonra da bir şirkete mal edildiği için Bekir Ödemiş'i bu kusurlardan dolayı affetmiyorum. Evet. Burada. Ne dediydi Hacı Hafız Efendi? Acaba orada nasıl girdiydik? Neyse. Evet. Başlayalım mı? Tabii. Hacı Hafız Efendi diye anılan Mehmet Fahri Uğurlu
1881'de Ürgüp'te doğmuş ve 1958 yılında ölmüş. Ürgüp dergisinin dergisine 1996 yılında 6. sayısında şöyle bir makale yazmıştım. Hacı Hafız Efendi ve Beklentilerimiz adı altında. Sebebi de şöyledir. 1945-50-55 yıllarına kadar Ürgüp'te turizm canlanmaya başladı. Fakat Ürgüp'te dil bilen, lisan bilen yegane kişi kuyumcu Halil Ağa, Halil Yılmaz. Onun dışında lisan bilen kimse yok. Turistler kendi imkanlarıyla otostopla, motosikletle gelirler. Göreme, söyledikleri tek şey Göreme, Sineson ve çevredeki gezilecek yerlerde bahsederler. Halil Ağa'nın hem dükkanı var, kuyumcu çalışır, hem de böyle gelen turistlere gel Halil Ağa, git Halil Ağa. Halil Ağa'nın Almanca bilir. Efendim, Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'ya görevli gönderilmiş, orada lisan öğrenmiş ve Almanca bilen yegane kişidir. Bir tarihte Ürgüp'e Amerikalı bir karı koca gelir. Karı kocayı Halil Ağa bir gün Göreme'ye götürür ve gezdirir. Oradan çıktıktan sonra, Göreme'de yorgun argın çıktıktan sonra Ürgüp'ün işte meşhur eski hanı ve kahvesi olan Çukuran, şu andaki ismiyle Çırağan Han. Orada eskiden toprak bir alan, meydan hanın ortasında, üstü asma asması var üzerinde. Çatal sandalye ve alçak masalarda oturanlar oyun oynuyorlar. Efendim, kağıt oynayanlar, domino oynayanlar, tavla oynayanlar, nargilesini içenler, yaşlıların daha ziyade yaşlıların gidip geldiği bir kahve. Ve orada bir akşam çayı içerler. Akşam çayı içerler. Amerikalılar çok mutlu olurlar. Gerek toprak mis gibi kokuyor, işte bir serin hava. Ertesi gün Sineson tarafına giderler. Sineson da efendim Mehmet'e bazı diğer Sineson'un içerisinde gezdikten sonra Amerikalıların hoşuna gittiği için yine diyor ki Amerikalılar çayımızı yine ikinci çayımızı Çukuran'da içelim. Çukuran'a giderler, otururlar. Fakat halk dünkü halk değil. O neşe, pür neşe içerisinde tavla oynayanlar, oyun oynayanlar hiç kimse bir harekette bulunmuyor. Herkes sus pus. Sebebini sorar Amerikalı. Dünkü insanlar değil, biz bunların bu güller yüzüne diye geldiydik. Neden, ne oldu acaba gibi cümleler sarf edildikten sonra öğrendiler ki efendim Ürgüplü Hacı Hafız Efendi vefat etmiş, onun yasını tutuyorlarmış handa. Peki derler, bu Hacı Hafız Efendi neymiş, ne, kimmiş de bu kadar Ürgüplü yas tutuyor falan. Hacı Hafız Efendi'nin özelliğini anlatırlar. Ben de size şimdi bu şey bana anlatılanları aktaracağım. Hacı Hafız Efendi işte 1981 yılında doğmuş ve Ürgüp'te mahalle mektebini, Rüşdiye'yi bitirmiş. 6 yıl Arapî dersler almış ve Tahsina Kütüphanesi'nin kurduran saraydan Ürgüp'ten 3 kişi ister, çalışkan çocuklardan okutmak üzere İstanbul'a saraya. Bunlardan birisi Süleyman Rüştü Efendi, birisi Münif Hayri Ürgüp, birisi de Hacı Hafız Efendi. Birisi hukukçu olur, birisi öğretmen olur. Hacı Hafız Efendi de yine yüksek öğretmen okulunda okur ve Bayezid Camii'nde öğretmenliğe başlar.
Arapça ve şey işte o devirde Beyazıt Camii'nde göreve başlar. 10 yıl kadar İstanbul'da çalıştıktan sonra gözlerinden ve ciğerlerinden rahatsız olur. Bu sebeple tayinini Ürgüp'e ister ve Ürgüp'e yerleşir. Hacı Ağız Efendi çok üstüne basarak söylüyorum, çok aydın bir din adamıymış. Aydın bir din adamı, efendim 1944 yılında Ürgüp şarap fabrikası, Ürgüp'e şarap fabrikası kurulduktan sonra ilk üzümü almak için 49 yılında işe başlanır ve ama halk arasında üzüm şaraba verilir mi dedikodusu yapılır ve çoğu kişi protesto eder, üzümünü vermez. Hacı Hafız Efendi kızını, gelinini, komşu kadınları toplayarak kendi bağına gider, üzümünü keser. Üzümü ilk veren, şarap fabrikasına verenlerden biridir, din adamı olmasına rağmen. Hacı Hafız Efendi ay ve güneş tutulduğunda biliyorsunuz eskiden teneke çalarlardı, silah atarlardı. Hacı Hafız Efendi halkı aydınlatıyor. Bu fiziki olaydır işte ayla güneş dünya arasına girdi çıktı o olayı fiziksel olarak anlatır halka. Yine bir hatırası, şöyle bir hatırası var bana anlatılan. Köylünün biri şu işim eşeğin üzerine binmiş, eşeğinin üzerine binmiş ve şu işim olmaz ise ben bugün bu eşekten inmeyeceğim diye ant içmiş. Eşek o gün akşama kadar hiç dah dememiş, çüş dememiş. Eşek nereye giderse keyfine göre dolaşmış. Dolaşmış, dolaşmış, akşam olmuş. Fakat adamın dediğiyle yerine gelmemiş, ant da içmiş, eşekten inmemiş. Köylüler bunu alıyor köyden ta Hacı Hafız Efendi'nin evine. Hacı Hafız Efendi'ye olayı anlatıyorlar. Hacı Hafız Efendi bir eşeğin üzerindeki adama bakmış, bir evin önünde dut ağacı, evinin önünde dut ağacı varmış, bir oraya bakmış. Çekin şu eşeği uzun kulaklılar dudun altına demiş köylülere. Çekmişler. Adama demiş ki uzun kulaklı çık şu dut ağacına. Çıkmış, in aşağıya demiş. Böylece adamı eşekten inmemiş, ağaçtan inmiş. Ve buna benzer daha çok yatırlara, türbelere, mum yakmaya inanmayan aydın bir din adamı. Bunlar Amerikalı'ya anlatılınca Amerikalı karı koca çok hoşuna gider bu aydın din adamının hikayeleri. Sadece şöyle bir soru sorar. Madem bu kadar aydın bir din adamıydı, acaba bir kitabı var mı? Getirin de okuyayım. Derler ki maalesef böyle bir kitabı yok. Amerikalı da bu sefer der ki bildiklerini mezara götürdüyse bu adama niye üzülüyorsunuz? Ben artık bunu keşke bir kitap yazsaydı diye de kitabımda açıkladım. Efendim yani bildiklerini mezara götürdü deniyor ama adam zaten gözlerinden rahatsızdı. Bu yüzden de Hoca Efendi Ürgüp'e tayini istedi. Herhalde bu yüzden de kitap yazamadı. Yani orada Ürgüp dergisinde bunu yazmaktan amacım gelin Ürgüp dergisine elinizde bulunan belgeleri, fotoğrafları, bildiklerinizi, hikayelerinizi belgesel olsun diye Ürgüp dergisine yazı yazmalarını teşvik için bu olayı da anlatmıştım. Nokta. Bu da bitti. Bir nefes alayım. Efendim Ürgüp'te geçmişte bir tek pide fırını vardı. Bu fırının adı bir taraftan çebişerler derler, bir taraftan ekmekçi alavar denir. Bir tek fırın varken pide fırını
Bugün belki 20 tane pide fırını vardır şu anda Ürgüp'te. O tarihte tek fırındı. Ve her türlü kıymalıyı, peynirliyi, tavayı, kertikli tavada eti, yağlamayı, baklavayı, erişte kavurmayı bu fırın yapardı. Gerek çocukluğumda gerek okullara giderken gidip geldiğimizde, gurbete gidip geldiğimizde benim ve hemen hemen çok Ürgüplü'nün aklına gelen Ürgüp'e geldiğinde mutlaka bu ekmekçi alaların fırında pide yaptırıp işte kıymalı olsun, peynirli olsun, başka türlü pideler yaptırmayı çok arzu ederler, çok özlerlerdi. Ve o kadar kalabalık olurdu ki o fırında, başka yerde kuyrukta beklemek insanın zoruna gitmez ama ekmek o pidenin kuyruğunda beklemek biraz herkesin zoruna giderdi. Kuyruk bekleriz ve açlıktan canımız çıkar, ondan sonra da oradan alacağımızı alırdık. Çok güzel pide yaparlardı. Üç kardeşler bunlar. Mehmet Ağan, Mustafa Ağan ve Ahmet Ağa. İki kardeş hiç pek konuşmaz fakat Ahmet abi onlara inat fazlaca konuşurdu. Hemen hemen de her gelen müşterisine bir at takardı, takılırdı. Neşeli bir Ahmet abimiz vardı Çebişerlerin fırında. Efendim 80'li 85'li yıllarda fırın kapandı. Şimdi aşağı yukarı işte emeklilikten sonra 30 yıldır Başak Fırın sahibi Sami Kayseri'nin fırına giderim. Bu ihtiyacımı, her türlü peynirli, kıymalı ve diğer güveçi işte o fırında yaptırırım. Fakat fırıncı Sami'ye hemen her gidişimde çok takılırım. Sami, ekmekçi alalar gibi yapamıyorsun, olmuyor, onlarınki gibi tatlı olmuyor, güzel güzel kokmuyor diye her seferinde takılırım. Fakat Sami hiç kızmaz, sadece güler geçer. Fakat bir gün burasına kadar geldi, boğazına kadar geldi ki bir gün nihayet dedi ki Ali abi getir o eski unu, getir o eski ekşi mayayı, getir o eski peynirleri ve getir dağda yayılmış hayvanların etini, kekik yemiş eti getir. Ben de onlar gibi yapmazsam ona göre söyle dedi. Takılırken şuraya da atladım. Sami bak fırına peynirli kalem gibi giriyor, yılan gibi çıkıyor. Kardeşim bu nasıl olur falan diye kızdırdığımda şimdi Sami son sözü söyledi bana ve gerçekten ağzımızın tadı kalmadı. Hiçbir şey kıymeti yok şu anda, ne peynir ne eti et. Eski tadı bulamıyoruz. Bu kadar. Turan abisi. Bu da bir çarşının hatırası, ne bileyim ben. Ne dersiniz? Hiçbir şey olmaz ki.